Farklı bir video çekmek istedim. 5 yapım olarak yani finans her finans dünyası ile ilgilenen herkesin izlemesi gereken 5 yapım olarak bir video çekmek istedim. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda gerçekten bilgilendirici bir video olacak. Benim birinci favorim, tabi bunu sıralama yapmadım ama en sevdiğim yapımlardan biri oldu. Netflix'in Money Explained belgeseli. 5 bölümlük bir belgesel. Birinci bölümünde e, hızlı zengin olma şemasını anlatıyor. Nasıl bunun olmadığını, nasıl bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanıldığını. işte Ponzi'den Herbalife'a e, çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini gösteriyor. İkinci bölümünde kredi kartlarını, üçüncü bölümde öğrenci kredilerini. Bu Amerika'da çok büyük bir sorun. 2 trilyon dolardan fazla olması lazım yanlış hatırlamıyorsam rakamı. ya Türkiye ekonomisinden çok çok daha büyük bir kredi var Amerika'daki öğrencilere ve aslında bütün halka ait. 4. bölümde kumar, 5. bölümünde ise Amerika'daki emeklilik sistemi anlatılıyor. Daha çok Amerika'ya odaklanmış bir belgesel olmasına rağmen aslında global olarak da dünyada hemen hemen her yerde geçerli diyebiliriz. Bence şiddetli tavsiye ettiğim izlenmesi gereken bir yapım olarak düşünüyorum. İkinci tavsiye edeceğim yapım The Big Short filmi. The Big Short filmini zaten birçok kişi izlemiştir diye düşünüyorum. 2008 krizini anlatan, işte 2008 krizinde Michael Brown'ın fonunu, daha sonra e, Colorado'da kurulan e, Cornish olması lazım gerçekte. Burada Broomfield Capital diye geçiyor. Fonunun nasıl krizi öngördüğünü, işte Deutsche Bank'ın, Citibank'ın nasıl öngöremediğini, daha sonra kredi denetleme kuruluşlarının nasıl denetlemediğini anlatan güzel bir yapım. The Big Short filminin kitabının yazarına da değinmek lazım. Michael Lewis e, 6 kitabı, 7 kitabı olmuş. Liars Poker'ı poker okuma fırsatım olmuştu. Diğer üç kitabının filmi var, Moneyball, Blind Side ve Big Short'un bu üç filmi de tavsiye ederim. Gerçekten güzel filmler. İçeriden yani finans dünyasını bilen biri de olduğu için kariyerine Wall Street'te başlayan, Salomon Brothers şirketinde başlayan bir trader aslında kendisi. 80'lerde kitapları da gerçekten finans dünyasına dair gerçek bilgiler içeriyor. Tabii bu Wall Street Big Short filmi biraz kurgusal ama tabii büyük bölümü de gerçeklere dayalı. Üçüncü favorim Too Big to Fail filmi. Bu da 2008 krizini anlatıyor. Yine 2008 krizinde bu biraz daha devlet tarafını, ya yani Big Short'tan farklı olarak devlet bacağını gösteriyor. İşte Too Big to Fail, o zaman ortaya çıkan bir terim. Batmak için çok büyük. Yani bu şirketler batarsa Amerikan ekonomisi mahvolur diye. Normalde kapitalist sistemin felsefesine göre batması gereken şirketleri tutuyorlar. Çünkü kapitalizmin temellerinden biri rekabettir. Eğer rekabet edemiyorsan ölürsün. Vahşi rekabettir. Ve bunun sayesinde de yeni güçlü şirketler doğar. Rekabet edebilen. E, tabii 2008 krizinde buna göz yumdular. Yani normalde batması gereken birçok şirketi ayakta tuttular. Ve aslında bir nevi kanserli hastayı yaşattılar diyebiliriz ama kanser devam ediyor. Onun yerine yeni genç bireylerin doğmasına izin vermediler gibi düşünebiliriz 2008 krizini. Bence devrimsel bir krizdi. Birçok şey aslında değişti. Henüz farkında değiliz belki de. Sorunların birçoğunun temelinde aslında too big to fail felsefesinin olduğunu düşünüyorum ki o zamanlarda Bernie Sanders'ın işte if too big to fail, too big to exist yani eğer batmak için çok büyükse yaşamak için de çok büyük diye bir söylemi bir konuşması vardı Senato'da. Çok fazla umursanmadı tabii ki. Ee, ya yani bunu şey gibi düşünün işte Türkiye'de de aslında bence örnekleri var. Ka hem kapitalist sistemin kurallarını uygulamaya çalışıp hem de kapitalizmin mantığına direkt ters hareket ediyorsun. Filmde de bence bundan güzel bir kesitte şiddetle tavsiye ettiğim çok güzel bir yapım. Dördüncü yapım China Hustle. E, bu da Netflix'te vardı ama kaldırılmış gibi gördüm. Niye bilmiyorum. E, yine şurada e, fragmanında bahsedilen aslında Enron The Smartest Guy in the Room bu belgeselde Enron krizini anlatıyor. Aslında finans dünyasının ne kadar yozlaşmış olduğunu gösteren çok güzel yapımlar. E, bunların hepsi de aslında bir yerde cryptocurrency dünyasının işte peer to peer yani e, kişiler arası dünya e, finans dünyasının neden oluşması gerektiğini veya hangi temellere dayandığını açıklayan yapımlar bence. Bu China Hustle belgeselini izlemeden önce hiçbir fikrim yoktu. Aslında tahmin edebiliyordum. Yani Çin konusunda beni hiçbir şey şaşırtmaz diyebilirim. Çin'in gerçekten... Ya tabii ki bütün emperyalizm, bütün emperyalist yapılar yani Osmanlısı da, Habsburgları da, İngiliz İmparatorluğu da tabii ki vahşi. Ama Çin'in hepsinden daha tehlikeli ve vahşi olduğuna inanıyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında... Japonların yaptıklarını bir takip ederseniz aslında Nazilerin Japonların yanında e, masum bebek gibi kaldığını görürsünüz. Çin'in de birazcık böyle olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii ki antisyonist değilim yani Çinlilere ya da Asya halkına karşı hiçbir şeyim yok tabii ki ama e, yapı ya kafa yapısının böyle olduğuna inanıyorum. China Hustle filmi de gerçekten Çin'in nasıl e, Amerika'yı bile dolandırdığını atıyor. Tabii için içinde Amerikalılar da var. İşte Deloitte, KPMG gibi devasa şirketler var. Çin'de olmayan firmaların gerçekten çok küçük firmaların ya da hiç olmayan firmaların Amerikan borsasında nasıl fahiş fiyatlarla satıldığını işte bir tane güvenlik görevlisi olan fabrikanın Amerika'da yüz milyonlarca dolara halka arz ettiğini anlatan inanılmaz bir yapım bu yapımı izlemeden önce çok bir fikrim yoktu bu konuda ki anlıyoruz ki milyonlarca Amerikalı yatırımcının da bir fikri yokmuş. Son olarak göstereceğim film de yine 2008 krizini anlatan Margin Call filmi. Bunu biraz daha mikro düşünebiliriz. Yani Too Big to Fail'ı biraz daha devlet yapısı, The Big Short'u özel sektördeki büyük firmaların yapısı. Margin Call'u da direkt bir firmanın içinde yaşananlar gibi düşünebiliriz. Margin Call krizin yani Beers and Stern şirketinin bat, Tığ geceyi, batmadan önceki geceyi anlatıyor. Bir hedge fonda geçenleri anlatıyor. Bence çok güzel diyaloglar olan, çok güzel içerisini çok güzel anlatan bir film. Şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii Kevin Spacey oynuyor filmde. Daha sonraki skandallarla Hollywood'dan aforoz edildi. E, ama film güzel şiddetle bunu da tavsiye ediyorum bunun dışında tabi e, çok sevdiğim Wolf of Wall Street filmi e, Wall Street, Wall Street para asla uyumaz işte Rouge Trader, az önce değindiğim Enron gibi çok fazla yapım var e, bu yapımların çoğu da 2008 krizine odaklanıyor e, ama genel olarak bu önerdiğim 5 yapımın ben izlenilmesi kesinlikle gereken yapımlar olduğuna inanıyorum vakit ayırdığınız için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız sevinirim Bol kazançlı günler diliyorum. Herkese hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.